Kimsin la sen? Ne haber? Savcım? Müsaade var mı? Oturabilir misin? Başımda savcım, buyur. Bir sıkıntım var. Allah Allah. Sadece sıkıntı olunca mı görüşeceğiz biz seninle ya? Estağfurullah. Haber versen ben gelirdim ya sana. Habil'le Kabil'in hikayesini mi okuyorsun? Öyle başladım savcım. Bir iki cümle bir şeyler okudum. Adem'le Havva'nın ilk iki oğlu olarak geçer Habil'le Kabil. Kabil, abisi Habil'i kıskandığı için ona kin ve nefret duyar. En sonunda da dayanamaz, öldürür. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti yani. Biri çobanmış, biri çiftçiymiş. Bunlar neyi paylaşamamışlar? Abimle görüşüyor musun? Savcım, eğer bana nasihat vereceksen Allah aşkına hiç yorma kendini. Vallahi Allah seni düşündüğümden söylüyorum. Bu ara benim nasihat verenim çok, soranım, arayanım gerçekten haddinden fazla çok. O yüzden şu an hani abi kardeş cinayeti noktasında değiliz. Hatta abi kardeş noktasında mıyız? O da muallak yani, ondan da bir haberim. Senin tabii tabiatın o. Vur deyince öldürüyorsun. Bir aran yok yani. Savcım, ben 7-8 yaşlarında her sokağa çıktığımızda annemin elinden tutuyorum. Babam da diyor ki bana her seferinde, ulan eşek kadar adam oldun. Hala tutuyorsun annenin elini. Ama ben o zamanlarda sanki hissetmişim, o eli hiç bırakmamam gerektiğini sanki hissetmişim. Neyse, velhasıl kelam annemin toprağı taze. Babam bana geldi, dedi canımızı yakan şeyler bizi daha da güçlendirir. 10 yaşında bir çocuğa böyle tarif etti annesinin yasını nasıl tutacağını. Tabii ben defnettikten çok sonra üzülebildim yani. O zaman dank etti bana. Ben bir sabah kalktım. Aylar sonra bir sabah kalktım. Hüngür hüngür birden ağlamaya başladım durduk yere. Ama durduramıyorum yani. Bir kuytu köşe bir yer buldum böyle kimsenin olmadığı. O gün anladım işte ben. Yalnız büyüyeceğimi o gün anladım. Sonra dedim ki kendi kendime savcım. Keşke bir abin olsaydı. Yükünü omzundan alacak, sırtından alacak. Beraber bu acıyla başa çıkabileceğim bir abin olsaydı yanında. Şimdi sen bana diyorsun ya savcım. Sen sevilme ihtimalini bodozlama koşuyorsun hesapsız, kitapsız. Koşuyorsam işte bu yüzden koşuyorum ben herhalde savcım. Haybeye mi koşuyorum bilmiyorum, orası belli değil. Ama yalnızlık Allah'a mahsus. Sen yalnız değilsin ki oğlum artık. Değilim, ben yalnız değilim. Yalnız değilsin. Babanla konuştum. Adam seni çok merak ediyor. Etmesin. Ha, ne oldu ki yani? Ne konuştunuz ki adamın hemen kestin hesabını attın? Ne oldu yani? Ne hesap verecek savcım bana? Hani nasıl bir hesap verecek? Al bence bunu bir oku. Şimdi bir nebze soğur belki. Ama her çocuk babasının söyleyeceklerini dinlemek ister. Sen okudun mu? Okumadım, bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Neyi neden yaptığını açıklıyor orada belli ki. İstediği kadar açıklasın, artık geç yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her babanın çocuklarından gizlediği bir mazereti olabilir. Bak, bunu iki çocuk sahibi bir baba olarak söylüyorum. Savcım, senin mi sakladığın, geçmişinde gömdüğün şeyler var ailenden uzakta? Yani Canan Hanım'ın bile bilmediği şeyler bunlar. Canan'a söyledim ama. Ne diyorsun? Biliyor, her satırına kadar, her hecesini biliyor. Çocuklara? Yok. Onlara söyleyemedim. Ağır gelir diye korkuyorum, bilmiyorum. Kaldıramazlar diye düşünüyorum. Savcım bak şimdi, sen iki çocuk babası olarak bana nasihat ediyorsun. Ben de alıyorum, cebime, kalbime koyuyorum o nasihatini. Onunla beraber yürüyorum hayatta. Şimdi ben de sana bir babanın tek oğlu olarak ancak bir şey söyleyebilirim. Haşa, nasihat edemem. Kaldıramazlar dediğin o şeyi erteleme savcım. Söyle gitsin, dök önlerini. Ne kadar erken öğrenirler, o kadar iyi olur. O kadar bol zamanın olur. Bilsinler. Emin ol. Sana inanacaklar. Affedeceklerse affedecekler. Bunun için bir zamanı olacak çocuklarının. Eğer başkalarından duyacaklarsa bir şeyleri Başkalarından duymasınlar, senden dinlesinler. Düşünsene Selçuk Taşkın gibi olduğunu. Çocuklarının yüzüne bakamadığını düşünebiliyor musun savcım? Bakarken utanç duyduğunu düşünebiliyor musun? Şimdi sen bugün öğrendiklerini 6 ay yaşındayken babandan dinlemiş olsaydın ne değişirdi hayatında? Ciddi misin? Oo savcım, ben bir kere helallik almıştım. Elini öpmüştüm babamın. Çoktan hem de. Çünkü demiştim ki kendi kendime, ulan bu adam seni adam yerine koydu. Aldı karşısına, gözlerinin içine bakarak sana anlattı. Sana kıymet veriyor bu adam. Sana değer veriyor, seni seviyor derdim ya. Daha yani... İyi tamam, sen mektubu oku. Kendine fazla hırpalama. Ben kaçıyorum. Sağ ol. Sağ ol savcım. Beni gömdükleri yeri bilsem adresi çizer yollardım ama bilmiyorum. Akşamları 1 saat hava almama izin veriyorlar. Eğer konuşmak istersen yakındaki bir telefon kulübesinin numarasını yolluyorum. Teraviden sonra ararsan bekliyor olacağım.